Ne oldu senin boynuna? Hiçbir şey anne. Nasıl hiçbir şey? Dilan'ın boynundaki iz ne? Anne tamam sakin ol. Dilan ne oldu? Yoksa onlar mı yaptı? Anne bak sana anlatacağım ama bana kimseye söylemeyeceğine söz vereceksin. Tamam. Anlat. Bunu bana Rıza'nın annesi Melike yaptı. Beni asmaya kalktı. Ne? Nasıl? Anneciğim tamam sakin ol. Aman Allah'ım. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Beni yakaladıktan sonra değirmene götürdüler. Bir süre sonra da Melike geldi. Beni bir ata bindirip boynuma ipi geçirdi. Neyse ki son anda Yavuz Bey yetişip beni kurtardı. Yavuz Bey? Şu geçen çarşıda karşılaştığımız adam. Evet anne. Oradan tesadüfen geçmeseydi ben ölmüş olacaktım. Oh. Ay canım kızım. Bak artık anneni dinle. Gözümde yaş kalmadı artık. Ben eski Dila'yı istiyorum. Ne olur kızım. Tamam anneciğim sen üzülme. Bak Dila vazgeçeceksin değil mi? İntikam alma duygundan vazgeçeceksin Dila. Tamam anne. Tamam vazgeçeceğim. Ama sen de bana söz ver. Bu anlattıklarımı kimseye söylemeyeceksin. Seyit Bey duyarsa ortalık karışır. Tamam. Kimseye anlatmayacağım. Çok korktum anne. Çok korktum. Canip. Canip Dila hakikatte kız çıktı lan. Babama bizden hiç bahsetmedi. Orası öyle de benim. Asıl Selamoğullarına kim haber verdi Dila'nın orada olacağını? Lan kim haber verecek? Sen Nusera ötmüştür işte. Ha doğru. Bugün gelip burada işe başlayacaktı. Bak bu saat oldu hala gelmedi. Ya bırak şimdi siktir et Serhat'ı Merat'ı da. Benim kafam bir şeyler kurcalıyor Canip. Nedir benim? Bu Selamoğulları nasıl oldu da Dila yakılını bilir zarar vermeden bıraktılar? Metin Rıza'ya da nasıl gibi değildir beyim. Bu taraklarda bezi yoktur. Öyle Dila'ya bir iki nasihat çekip bırakmıştır. Rıza Selamoğlu'yla Melike Selamoğlu da kabul etti bunu öyle mi? Canip. Canip. Buraya niye kimse hesap sormaya gelmiyor Canip? Ha? Ya da niye kimse jandarmaya gitmiyor? Ne oluyor lan? Peki de daha sonra başka türlü soracaklar hesabını. Bir gariplik var Canip, bir gariplik var. Dila yalan söylüyor diyorsun yani. Bilmem. Bilemem.